Çanakkale'de bütün egemen güçler toplandılar. Ağır silahlarıyla geldiler. Bu Osmanlı'yı artık tarihten sileceğiz, yok edeceğiz, İstanbul'u da teslim alacağız diye geldiler. Güçlerine güvendiler, kalabalıklarına güvendiler. Bir devlet değil, 7 düvel geldi karşımıza. Karşılarındaki askerler elinde silah pat pat, tüfeklerden ibaret olan, gücü olmayan insanlardı. Peki, yok etmek için gelenler, bu gücün karşısında Osmanlı kalamaz, artık İstanbul bizimdir, Konstantiniyye aslına dönecek diyenler, ne oldu? Çanakkale'de gömüldüler ve gittiler. Allah belalarını verdi, Allah yardım etti bizim ecdadımıza. Allah yardım etmeseydi, Seyit Çavuş'un o top mermisi ne işe yarardı ki? Bir top mermisi neredeyse işi bitiriverdi. O top mermisine işi bitirtiren yalnız Allah olmuştur kıymetli dostlar. Sonuç olarak dini işlerimizde, dünyevi işlerimizde hep Allah'a güvenelim. Yardımı Allah'tan isteyelim. Sebeplere tevessül edelim ama paramıza güvenmeyelim. Çevremize güvenmeyelim. Bileğimizin gücüne güvenmeyelim. Yalnız Allah'a güvenelim. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Ayet-i kerimesini unutmayalım.